Süleyman Özışık. Doları alıp satan kimler? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günlerdir bir çağrıda bulunuyor. Özetle diyor ki, dolar düşükken alanlar, dolar 7 lira olduğu zaman bozduranlar kimler? Bütün bunlar Merkez Bankası'nda, Türkiye Bankalar Birliği'nde ve BDDK'da var. Rakamlar toplu olarak verildiği için kişi bazında şu kazandı veya bu kaybetti diyemiyorum, bunu hükümetin açıklamasını istiyorum. Kılıçdaroğlu bunu iyi niyetle söylemiyor, bunu kabul ediyorum. Kamuoyunun bilinç altına doları hükümete yakına terkümet içindeki bazı isimler aldı ve sattı düşüncesini yerleştirmek ve buradan yeni bir fitne çıkarmak istiyor. Ancak kötü bir şey yapmak isterken bize farkında olmadan iyi bir şey yapmanın da yolunu açıyor. Gelin biz bu olaya Kemal Kılıçdaroğlu gibi kötü yönünden değil de iyi yönünden bakmaya çalışalım. Doların yükseldiği günlerde hemen hepimiz kardeşim bu dolarları kim alıyor diye sormuyor muyduk? Hepimiz dolar düşükken kimlerin almaya başladığını, 7-15 bandını geçtikten sonra kimlerin biriktirdiği dolarları satarak zengin olduğunu hala merak etmiyor muyuz? Belki de hiç tahmin etmeyeceğimiz bazı şirketler, bazı kurum veya bazı isimler Türkiye'ye yapılan bu kötülüğün içinde yer alıyordur da bizim haberimiz olmuyordur. Bunu öğrenmek istemez miyiz? Bu isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ima ettiği şekliyle iktidara yakın veya iktidarın içinden bazı isimler olduğuna asla ve kat'a inanmıyorum. Ama bu isimlerin kimler olduğunu da deli gibi merak ediyorum. Eğer iddia edildiği gibi bu isimlerin kayıtları Merkez Bankası'na, Türkiye Bankalar Birliği'ne ve BDTK'ya düşüyorsa, bunların araştırılması ve kamuoyuna açıklanması konusunda CHP liderine aynen katılıyorum. Devletin kanuni olarak bu isimlere veyahut kurumlara yaptırımda bulunma yetkisi var mı yok mu orasını bilemiyorum. Zaten işim burasıyla pek ilgilenmiyorum. En azından bizler, yani bu ülkenin vatandaşları bu isimleri bilelim ve ona göre hareket edelim istiyorum. Öyle ya, biz Amerika'ya boykotu konuşurken, belki de içimizde olup yanımızda olmayanların ihanetine uğruyoruzdur. Belki de bu işi biz yerli ve milliyiz diyen bazı Türk şirketleri ve Türk bankaları yapıyordur. Bunu bilmek, bu isimleri tanımak hepimizin hakkı değil mi? Bir operasyon daha savuşturulmuştur. Dolardaki yükselişten bahsetmişken, dolardaki yükselişle birlikte başlayan ekonomik krizle ilgili bir şeyler yazmadan olmaz. Şunu artık Rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'ye yönelik son operasyonla başlayan ekonomik kriz tehlikesi ortadan kalkmıştır. Bundan sonra dolar 5 olur, 7 olur ya da kaç olursa olsun orasını bilemem. Ama bunun ekonomiye etkisi eskisine oranla binde bir olur. Çünkü Sayın Berat Albayrak'ın da dediği gibi artık doların güvenilir bir tarafı kalmadı. Yaşadığımız badirenin bazı sıkıntılarını birkaç ay yaşayacağız. Bunu inkar edemem. Hatta yeni sıkıntılar, yeni saldırılar da yaşayacağız. Ama dert değil. Çünkü biz doların yükselişiyle beraber olacağız oluşan o panik havasını atlattık ki bu çok önemli değil. Bakın buradan iddia ile söylüyorum. Bu sıkıntılar önümüzdeki Şubat bilemediğiniz Mart ayına kadar devam eder ama Mart ayı ile birlikte düzlüğe çıkarız. Ondan sonrası sırtımız daha da yere gelmez. Gelmeyecek Allah'ın izniyle. Hayırlı bayramlar. Kurban bayramımız İslam alemine mübarek olsun. Allah sağlıklı, sıhhat ve mutluluk içinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Süleyman Özışık, Türkiye